could have been a wonder, taking a circle through the sky. And no one took it on a tightrope. No, you had to take it all the time. You always rock it on the cover. Talking between the dirty sheets. And no one's giving a damn to you. And between the hollers and the screams. And I say, not nah, nah, another dirty bird, I give it a attitude. Either black or the night, till around morning light. You gotta close a little corner. All night you're jumping on your feet. Oh, hanging out just like a street sign. You put a $20 tree. I hear it blow like a feather. And then you rub it in your face. You want the man on a fun hunt. You're at the bottom of a cage. And I say, not now, I'm gonna do it, but I give it out of taste. In a black or an eye, till around morning light. And I say, not now, you're giving all your cinema away. That's not right. Hey, you're giving all your cinema away. Oh, hey, keep on giving away and I'm giving away. Oh, hey, you're giving all your cinema away. Oh, hey, you're giving all your cinema away. In a black or a night, till around morning light. Yeah, yeah, you're giving all your cinema away. Red morning light. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyiciler, Space Junior bugün bizlerle müzikle başlayalım istedik. Şimdi kısacık onları tanıyalım istiyoruz. Evet, grupta iki kişi daha var yalnız. Kendinizi tanıttıktan sonra onu da beklerseniz çok sevinirim. Onlara daha sızlık yapmış olmayalım. Ben Orçun Benli. Space Junior'ın vokalistiyim. Mehmet Seyfer, grubun gitaristiyim. Arkadaşlar, grubun bateristiyim. Ve diğer iki arkadaşımız? Olcay Gün var, grubun lead gitaristidir. Umut Zeytin de bas gitaristidir. Şu an yanımızda yok. Peki, grubun doğuş hikayesini kimden dinleyebilirim acaba? Bu grup nasıl birleşti? Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Benim İngiltere'de kaydettiğim besteler vardı. Kıbrıs'a geldim. Ondan sonra Orhan'la tanıştım, menajerimiz. Bir grup kurma kararı aldık. Yavaş yavaş herkesi bir araya getirdik. Tabi Ahmet biraz daha sonradan geldi. Doğukan var birinci şu anda ama hepimiz bir yıldır beraberik, çalarık. Peki grubun kuruluş aşamasında ne tür müzik yapılacağı konusunda belli bir karşı düşünce oldu mu? Yoksa hani başından beri hepiniz aynı şeyi mi yapmak istiyordunuz? Aslında ilk başta tuhaf olan gruptaki en tuhaf şey herkesin kişisel tarzı farklıdır. O yüzden grubun adı Strange Union oldu. Şöyle ki yani herkes farklı tarzlarda müzik dinleyip yaptığı için bir araya gelindi ve ortak noktanın bu olduğuna karar verildi. Dedim, yani ortaya herkes kendi tarzından bir şeyler katar ve daha değişik, alışılma gelmiş soundların biraz daha dışında bir sound oluşmaya başladığı için aslında farklı bir sound'a sahip olduğumuza inanırım ben. Biraz açar mısın o farklı sound'un ne olduğunu? Şöyle ki, mesela ben kişisel olarak New Age alternatif dinlerdim. Ve kendimi ona göre geliştirdim. Dolayısıyla da eğer ki bir şarkı yapılacaksa kendi geliştiğim alanda yorumlamaya başladım. Aynı şekilde Ahmet progressive rock dinler. Kendi kişisel olarak ve o tarzda kendini geliştirir. Dolayısıyla o küçük
nasıl diyeyim, lezzetleri herkes biraz daha fazla katıyor grubun sound'una ve öyle olunca tabii diğerleri de apayrı tarzda. Mesela Mehmet indie, crunch dinler. Crunch, punk. O yüzden herkes kendinden bir şeyler daha katıp farklı bir sound oluyor alışılagelmişin dışında. Peki aslında hani grup çalışmalarında ya da gruplarda hani daha güç vardır çünkü birlik vardır. Hı hı. Ama bunun bir de dezavantajı var. Grup içerisinde bir ya da birden fazla kişinin o günkü ruh halinin iyi olmayışı, kendini iyi hissetmeyişi tüm gruba yansıyabilir. Aslında grup işi yapmak bu anlamda çok zordur. Siz de büyük bir grupsunuz aslında ve senin dediğin üzere hepinizin farklı bir tarzı var. Bu anlamda grubun birliğini yakalamak ve iyi bir şey çıkarmak biraz daha zahmetli olsa gerek sizin için. Aslında öyle bir durumdayız ki herkes çok iyi niyetli yaklaşıyor grubun içerisinde. Yani herkes işini hiç demeyelim, keyfini çok önemsediği için geldiğinde çalışmaya veya bir konser alanında sanki bütün dertlerini unutup oraya geldiğinde hani bambaşka bir ailenin içine gelmiş gibi oluyor ve herkes kendini daha rahat, daha samimi hissettiği için bu tarz olaylar çok nadir yaşanıyor aramızda. Yani yani bugüne kadar bir sene oldu beraberlik aşağı yukarı ve bir sene fazla bir buçuk senenin yani çok nadir oldu birbirimizle problem yaşamamız. Çünkü dediğim gibi herkes iyi niyetli yaklaşıyor. Bir şeyler üretmeye çalıştığımız için yani diğer sorunlar biraz daha grubun dışında kaldı. Anlıyorum. Sonuç olarak bunu bir işten çok bir keyif, bir ruhsal tatmin olarak algılayıp yaptığınız için hani bir sıkıntınız olsa dahi çalışma esnasında bunlar unutuluyor ve illaki iyi bir enerji ortaya çıkıyor diyoruz. Evet, dilerseniz ikinci parçamızla devam edelim. Çünkü izleyicilerimiz merak ediyorlar parçalarınızı. With the flow, I can go.
Peki aranızda söz yalan, beste yapan var mı? Şu anda ben. Şu anda sen. Ne zamandan beri? Bir 10 yıl var. Peki yani grubun seslendirdiği senin parçaların var mı? Var, var. Şu anda zaten albüm kayıt aşamasındayız. Hı hı. Birkaç kayıt daha kaldı. Hepsi orijinal beste olacak. Hı hı. Yani full album yapıyorum yakında. Hepsi sana mı ait olacak? Daha hem kardeşime, kardeşimle beraber yazdım besteleri. Hı hı. Tabii grubun da katkıları var. Artık şu birleşirik de bu düzenleme, aranje esnasında grubun da katkıları olur. Bence güzel bir sound'u yakaladık. Ne zaman dinleyebileceğiz? Çok yakında. Çok rahat anlatıyorsunuz albümü seveceğinizi ama Kıbrıs'taki piyasayı aşağı yukarı biliyorum işimden ötürü. Tüm sanatçıların işi zor. Albüm çıkarmak da büyük bir zahmettir. Maddi anlamda büyük bir sıkıntıdır. Maddi destek bulamayan kişinin de manevi olarak üretim yapması daha da baskı altına girer. Siz bu aşamaları nasıl kat ediyorsunuz? Ne şekilde? Biz çok şanslıyız ki iyi bir menajerle çalışırız ve bize her türlü desteği sağlamaya çalışıyor. Dediğim gibi buradaki imkanlar azdır. Yani çok bir müzik sektörü, bir müzik piyasası pek yoktur. O da çabalıyor yani. Çabalıyor, bir kalkınma olsun. Hı-hı. O konuda çok şanslıyız. Bize her türlü rahatlığı sağlamaya çalışıyor. Albümü kaydetme konusunda stüdyoya şu girerik biraz gergin, biraz tedirgin ama enerji iyi. Herkes birbirine destek. Güveniyor herkes birbirine. Herkes birbirine güvenir. Herkes çünkü güvenmezsen zaten bir o enerjiyi yakalayamam. Nasıl sahnede yani ben hata yaparsam ya da başkası hata yaparsa devam, gene enerji, gene yani her şey yani güvenmen lazım. Peki albüme dair nasıl beklentileriniz var? Neler bekliyorsunuz albüm sonrası? Açıkçası albümden sonra bu piyasada biraz insanlara şunu ispatlamak istedik. Biz bunu da başarabiliyoruz. Yani herkes gibi değilik. Farklıyık. Kıbrıs'la özellikle. Bunun dışında yani amaçlarımızdan bir tanesi de tabii ki yurt dışına çıkabilmek. Herkese kendi sound'umuzu duyurabilmek ama şu anki aşamada albüm çıkmadan birine bir portfolyo, bir CV gibi onları göstermeden çok da mümkün değil. Çünkü insanların bir beklentisi vardır sizden. Tabii ki. Onu da verebiliyorsak, ne kadar verebiliyorsak o kadar başarılı demektir. O yüzden de bu albüm bize belki de yani ama birinci amacımız olan bir çıkış noktası olabilir bize diye ümit ediyoruz şu an için. Peki henüz albüm çıkmadı. Şu an belli yerlerde müzik yaparak dinleyiciyle buluşmaya çalışıyorsunuz. Nerelerde müzik yapıyorsunuz? Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Bu ara bu cumhurbanın Zephyr'de var. 6'sında. Onun dışında The Doors'dayız. Cumartesi günleri. 2 haftada bir. Onun dışında ekstra olarak festival olur. İşte konser falan olur. O tarz yerlerde yani sahne alırız. Şimdilik öyle. Peki dinleyici kitlesi genellikle hani kaç yaş grubu? Genellikle gençler mi sanırım? Evet. Genel olarak genç gruplar yani bizi dinlemeyi tercih ediyor. Çünkü genelde insanlar rock müziği, özellikle İngilizce yapılan rock müziğe biraz geri planlı durmak istiyor. Çünkü beklenti meselesidir aslında bu. Siz ne kadar iyi bir sound yaparsanız yapın, günün sonunda size dönüşü onların beklentisine göre yapmak zorundasınız Kıbrıs'ta. Çünkü müzik anlayışı biraz geri kalmış diye düşünüyorum. Daha dar. Evet yani anlamadım müziği ben dinlemek istemiyor çoğu insan. Kıbrıs'ta da herkes Türkçe dinlediği için, sürekli Türkçe popüler parçalar çıktığı için insanlar da o yönde eğilim gösterdiğinden dolayı böyle bir durum var. Aslında müzik kaliteli olduğu zaman dili anlaşılmasa bile tınısı bile zevk verebilir. Kesinlikle. Yani sadece o müziği dinleyerek ahenge kapılarak da bir zevk yaşanabilir diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Fakat yani insanlar bunun şansını da vermiyor. Yani dışarı çıktım, eğlenmem lazım.
ben garanti olan bir yere gideyim. Sürpriz açık değilim ben. Biraz bu ada halkının garanticiliği küçük yer. Kesinlikle, kesinlikle. Toplumun yüzü aslında bu. Kesinlikle ve hani kimseye o şansı verip de halkımın bu sahamı beğenirdim veya işte ben bu şarkıları bilirim demiyorlar. Bu akşam dışarı çıkarıp garanti olsun işimiz. O zaman şöyle diyebiliriz, yurt dışındaki bir gruba göre sizin işiniz biraz daha zor. Kesinlikle. Ön yargıları yıkmak gibi bir göreviniz de olacak. Kesinlikle. Evet, yeni bir parçayla devam edelim dilerseniz. Tabii. Belki ön yargıları biraz olsun bizim programla yıkmayı başarırız. O zaman biz de beste yapalım ve bakalım nasıl tepki alacak. Evet. Şöyle bir şey hissettim. Programın başından beri de dinliyorum. Kesinlikle ön yargılı yaklaşmamak gerek. Çünkü sizin parçalarınız ikinci, üçüncü parçadan sonra insan yavaşça o ruh dünyasına giriyor ve yavaşça hissetmeye başlıyor. Hani ilk parçadan wow, süper, harika gibi hissedemiyor insan belki. Hani alışık olmadığınızda bir türse eğer. Ama kendinizi bıraktığınız zaman gerçekten çok ruhu okşayan, çok yumuşak tınıları olduğunu hissettim. Ben bilmiyorum. Aslında bu programda... Bir rahat mı bunlar yoksa? Evet, yani akustik değil biz. Yani daha
full band. Clench. Full band. Full band. Yani elektro gitar. Davul. Yani bilinen rock soundlarında müzik yapıyoruz. Daha böyle biraz daha heavy. Ama hani bu tarzda yapmayı düşündük. Çünkü eğer ki beklenti buysa neden olmasın? Bence bu iş yapar. Peki Güney'de Kıbrıs Durum arkadaşlarınızla ya da bu tür müzik yapan bir grupla bir iletişiminiz oldu mu? Bizim Strange Union olarak pek bir bağlantımız olmadı Durum tarafında. Fakat kişisel olarak hep street musicians, işte Durum tarafında olan ortak şeyler vardı ki hep böyle bir arada müzik yapardık ama Strange Union adına hiç böyle bir birlik içinde müzik yapma fırsatımız olmadı. Olsa biz de çok eğlenirik, çok mutlu oluruz. Biliyorsunuz programımız iki dilli bir program. Kıbrıs Durum izleyicilerin de severek izlediği bir program. Belki bu sayede iletişim geçmek isteyenler bizim aracılığımızla belki size ulaşırlar. Kesinlikle. Belki güzel bir işbirliği olabilir. Evet, sürekli for manager oradan sürenin bittiğini bana ifade ediyor. Son olarak ben şununla kapatmak istiyorum. Çünkü sanatla uğraşan kişiler ruhsal mutluluğun peşindeki kişilerdir. Kesinlikle. Maddiyatla mutlu olmayacağını bilen kişilerdir. Müzik yapmak, müzik aletlerini kullanışınızı da takip ettim. Resmen bütünleşiyorsunuz. Müziğin ne bir hayatınızdaki yeri? Neden insanlar müzikle uğraşsın diye bir öneride bulunursunuz? Bence müzik klişedir ama ruhun gıdasıdır. Her öğün müzik dinlemesi lazım. Bizim gibi müzisyenler her öğün müzik yapması lazım. İnsanlara daha değişik, başında söylediğim gibi daha değişik lezzetler, daha değişik ruh halleri yaratmak için müzik şart diyorum. Ben de müziği tek kelime yani beni mutlu eder. İmpaktır ama mutlu. Yani o yaratmak, bir şeyler ortaya koymak, o his yani daha farklı gelir insana. Önce o yüzden müzik. Evet, bu güzel ruhun gıdasıyla bitiriyoruz programımızı. Yeni bir bantla devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim bugün konuğumuz olduğunuz için. Teşekkür ederim. Albümünüz çıktıktan sonra da daha güzel parçalarınızla sizi burada görmekten mutluyum. Bizi bu arada Facebook'tan takip edebilirsiniz. Twitter'dan da. Evet, çok teşekkürler yeniden. Sesinize sağlık, elinize sağlık. Çok teşekkürler.